Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, Ves salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, Medrese-i Nur'da 13. sözden inşallah devam edeceğiz. 13. sözün ikinci makamıydı ki bu bölümde e, 6. E, Meyve Risalesi'nin 6. meselesi. Meyve Risalesi aslında e, şualarda geçiyor. E, orada yer alan bir bölümü üstad e, burada da e, almış. E, ne diyor bu e, kısımda? Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve kat'i hadsiz hüccetleri bulunan sayısız sınırsız delilleri, Hüccet, Bürhan, Delil, bunlar aynı manada. Kesin delilleri, sayısız delilleri bulunan imanı billah rüknünün yani Allah'ın varlığına, birliğine iman esasının binler külli bürhanlarından. Evet, hüccet de aynı, bürhan da aynıydı. Delil manasında. Külli ne? E, her tarafta sürekli e, görünen, sürekli şahit olunan. Külli yani bütün, bütüncül, e, kapsamlı demek. Her tarafta görünen, şahit olunan o Allah'a iman hakikatinin esasının delillerinden bir tek bürhana kısaca bir işarettir bir tek delile kısaca bir işarettir Kastamonu'da e, lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler Üstad Kastamonu'da 8 yıl sürgünde yani zorunlu ikamette kalmış, mecbur bırakılmış. İşte Kastamonu'da, Kastamonu'da iken lise öğrencileri bir kısmı geldiler dediler ki bize halıkımızı tanıttır, yaratıcımızı tanıttır, Rabbimizi tanıt ondan bahset. Muallimlerimiz maalesef öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Lise talebeleri böyle deyince ben de dedim ki sizin okuduğunuz fenlerden fizikten kimyadan matematikten biyolojiden veya ve diğer sosyolojiden vesaire onlardan her fen kendi lisanı mahsusuyla kendine has diliyle işte kimya diliyle matematik diliyle mütemadiyen yani devamlı sürekli Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil onları dinleyiniz. Yani öğretmen bahsetmese bile zaten fizik Allah diyor. Muallim söylemese bile zaten kimya Allah diyor. Dolayısıyla siz o ilme kulak veriniz. Matematiğin üzerinde tefekkür ederek Allah'ın işte varlığına, birliğine, sıfatlarına bir sürü delil zaten bulabilirsiniz. Fiziğin o formülleri üzerinde öğrendiğiniz o dersler üzerinde tefekkür ederek, düşünerek zaten ee, bu kainatta Allah'tan başka ilahın olmayacağına, o e, kusursuz, o mükemmel işte düzeni ancak onun kurabileceğini görürsünüz, anlarsınız diyor. Mesela örnek veriyor. Nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, eczahane yani ilaç satılan yer, eskiden eczaneler aynı zamanda ilaç yapılan yerdi. Yani sadece satılan değil yapılan yer değil. İşte e, mükemmel bir eczahane ki her kavanozunda işte her kutusunda e, her şişesinde harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var. Hangi ilim oluyor bu o zaman? Kimya da diyebiliriz biz buna, farmakoloji diyebiliriz biz buna veya ecza ilmi diyebiliriz, tıp ilmi diyebiliriz. İşte o eczahane'deki şişelerin içerisinde mesela diyor harika ve hassas mizanlarla. Yani çok böyle işte miligramlarla, miligramlarla veya işte 0.008 diyelim ki miligram potasyum maddesi veya işte bilmiyorum hangi asit maddesi veya hangi elementten bir madde var onun içerisinde işte öyle ölçülerle alınmış. Hayattar yani çok böyle e, faydalı, e, çok böyle şifaya vesile e, maddeler var. Tiryaklar, tiryak da ilaç o anlamda e, çevirebiliriz. Var şüphesiz, şüphesiz bu gayet maharetli ve kimyager ve hakim bir eczacıyı gösterir. Yani şu ilacı bana ver dediğiniz zaman o ilacın işte prospektüsüne baktınız içindeki o kağıdı incelediniz, ilacın bileşimlerini okudunuz o eczahane de satılıyor. onlar yapmışlar. Baktınız ki şundan şu kadar miligram, bundan bu kadar miligram, şu kadar ölçülerde şöyle şöyle karıştırılmış, hazırlanmış. Siz onu gördüğünüz zaman e, gayet maharetli, yani çok böyle usta e, kimyager ve hakim, yani hikmetli bir eczacıyı anlarsınız. Ki böyle olmasaydı bunu böyle yapamazdı, böyle bir araya getiremezdi dersiniz. Öyle de Küreyi Arz Eczahanesinde şu yeryüzü de diyor, şu dünya da öyle bir eczane, öyle bir eczane. Bu eczanede bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki. Tabi üstadın e, bu eseri e, işte söylediği, yazdırdığı dönem kaç tane canlı türü vardı dünyada keşfedilen? 400 bin canlı türü vardı. Bugün bu sayı milyonlarla ifade ediliyor. Milyonlarca canlı türü var şu an yeryüzünde keşfedilen. Keşfedilen canlı türleri. İnsan o türlerden sadece bir tanesi e veya deve diyoruz mesela o türlerden bir, bir tanesi ki bunlardan milyonlarca var. Hatta 10 milyona yaklaştığı söyleniyor, keşfedilen, hala da keşfediliyor. İşte milyonlarca canlı türü bir ilaç şişesi gibidir, bir ilaç e, ne diyelim kutusu gibidir veya kavanozu gibidir. E, i̇şte o hepsi o ilaç şişesi gibi olan o canlılarda zihayat, macunlar ve tiryaklar cihetiyle. O canlıların içerisinde o kadar hassas ölçülerle maddeler bir araya getirilmiş ki yani düşünün şu an kendi vücudumuzda hangi elementler var dersek vücudumuzda belki de 30'dan fazla 40'tan fazla element sayacağız. Yani karbon var diyeceğiz, magnezyum var diyeceğiz, potasyum var diyeceğiz. Hatta insan vücudunda altın ve gümüş madeni dahi olduğu söyleniyor. Yani düşünün işte belki 0.005 yani binde 5 gram gibi bir miktar, miligram gibi bir miktar olabilir. Başka ölçüler de olabilir ama her canlıda çok değişik maddeler çok hassas ölçülerle bir araya getirilmiş. Bir araya getirilmiş. İşte bu yönüyle, bu cihetle yani bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenni tıp mikyası ile o tıp ilminin işte e, ölçüsüyle tıp ilmine göre kürey arz eczahane kübrasının şu yeryüzü büyük eczanesi yer yeryüzü o zaman çok büyük bir eczane evet bu eczanenin eczacısı olan Hakim-i Zülcelal'i hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır. Madem ki o eczacı, o ilaç firması, o ilaç fabrikası, o ilacı böyle hassas ölçülerle toplamış bir araya getirmiş ve sen bunu takdir ediyorsun. O zaman şu yeryüzünde de o kadar canlıyı, o kadar canlıyı öyle hassas maddeleri bir araya getirerek yaratan, onları öyle var eden işte Hakim i Zülcelal, o hikmetli, o celal sahibi Allahu Teala'yı gösterir, tanıttırır. Bunu nereden anladık diyor. Öğretmen anlatmasa bile, muallim söylemese bile bunu tıp ilminden anladık. Tıp ilmi bize bunu söyledi. Ecza ilmi bize bunu söyledi diyor. Hem mesela nasıl bir harika fabrika ki binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Mesela gittin fabrikaya bir ip, ipler var orada değişik renklerde gördün o basit iplikten bir sürü kumaş dokuyor. Şeksiz bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti yani oradaki ustayı o makineyi kullanan operatörü vesaire tanıttırır. Mühendisi tanıttırır. Sen dersin ki aa burada demek ki böyle çok iyi bilen işte birileri bunu böyle planlamış böyle e, çıkarıyorlar böyle düz, düzmüşler çalıştırıyorlar bunu anlarsın diyor. E, evet bunu anlarsın. Öyle de küreyi arz denilen yüz binler başlı her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makineyi rabbaniye, rabbani makine öyle bir makine ki az önce e, hani canlı türleri dedik e, 7 milyar insanın her biri sanki bir makine, 7 milyar insanın başı bir makine, kalbi bir makine, damarları, kemikleri, sinirleri bir makine. Sadece 7 milyar insanın her birinde ayrı ayrı makineler çalışıyor. Öyle hassas çalışıyor. Mesela şu görme, şu duyma, koklama değil mi? Bütün bunlar ...bir makine gibi çok düzenli çalışıyor. Bunu bir robotta gördüğümüz zaman... ...aa ne kadar güzel yapmışlar bu robotu filan diye hayran kalıyoruz. Mutlaka bunun çok iyi bilen bir mühendisi veya ekibi var... E, ...gibi böyle bir takım işte te takdir ifadeleri söylüyoruz. Peki şu yeryüzüne baktığımız zaman... ...bu yeryüzünün de öyle bir mühendisi var demek ki... ...öyle bir fabrikatörü var demek ki... ...öyle bir ustası var ki... ...sayısız makine seyyar olarak çalışıyor. Seyyar bir yere kurmadan mesela ne diyelim koyun bir makine, inek bir makine ama seyyar istediğiniz yere götürüyorsunuz. E, otu suyu veriyorsunuz. Öbür taraftan süt veriyor o makine size. Öyle mükemmel makine. Arı küçücük bir makine, ufacık bir makine koyuyorsunuz bir peteğin içerisine. Bir bakıyorsunuz o küçücük makine bal üretmeye başlıyor. İpek böceği küçücük bir makine. Bu nasıl bir mühendis ki bu nasıl bir mühendis, nasıl bir fabrika diyor ki böyle mükemmel e, makineleri işletiyor. İşte bu, bu alemdeki bu makinelerin çalışması ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse o derecede okuduğunuz fenli makine mikyası ile, yani makine mühendisliğine göre, veya makine bilgisi artık hangi dersler okuyorsanız makine ile ilgili ister fizik olsun ister başka dersler işte o derslerin kıyasıyla küreyi arzın ustasını ve sahibini bildirir tanıtırır öğretmen anlat, anlatmasa bile okuduğun fizik okuduğun matematik okuduğun mühendislik sana bu alemin sahibini fabrika ustasını bildirir diyor hem mesela nasıl ki gayet mükemmel bin bir çeşit erzak Etrafından celbedip içinde muntazaman istif ve ihzar edilmiş depo. Evet bir depo düşün ki diyor, e, mükemmel rızıklar, mükemmel yiyecekler e, sağdan soldan muntazam bir şekilde, düzenli bir şekilde getirilmiş, çok güzel bir şekilde istif edilmiş, her biri ayrı ayrı bölümlerde dizilmiş. E, böyle bir depo ve iaşe ambarı o da aynı manada iaşede e, erzak demek. Bu 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 şekilde düzayn edilmiş. Böyle bir dükkan şeksiz bir e, ve şeksiz bir fevkalade iaşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Bu depoya baktığın zaman dersin ki ya buranın sahibi ne kadar da güzel planlamış burayı. Ne kadar da güzel. Bazen böyle yerler var. Mesela toptancı e, yerler diyoruz. İşte bölge toptancısı. O adam e, o market marketlere verdiği ürünleri mu muazzam böyle devasa raflarda e, dizmiş. Dizmiş. Siz hayran kalıyorsunuz. Ne kadar güzel depo edilmiş. E, şimdi oraya baktığınız zaman oranın sahibini ve memurunu ee, anlıyorsunuz, evet oranın sahibini anlıyorsunuz. Öyle de bir senede 24 bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan. ...neyden bahsediyor? Dünya'dan bahsediyor. O dünya bir depo. Öyle bir depo ki Güneş'in etrafında dönüyor. 24 bin senelik bir daire. Devasa bir mesafe Güneş'in etrafında dönüyor ama dönerken ne yapıyor? E, yüz binler ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan, içinde bir sürü erzak var ve bu erzakları işte isteyen talep eden e, ihtiyaç duyan varlıklar var. Bunları da içine alıyor. Böyle seyahat eden e, ve mevsimlere uğrayıp baharı bir büyük vagon gibi o bahar mevsiminde türlü türlü yiyecekleri o vagona dolduruyor sanki. Binler ayrı ayrı taamlarla yiyeceklerle doldurarak kışta erzakı tükenen biçare zihayatlara, biçare canlılara getiren ve küreye arz denilen bu Rahmani İaşe ambarı, şu Rahman'ın şu yeryüzü deposu, şu dünya deposu, o işte kışta yiyecekleri tükenmiş, baharda vagona doldurmuş, o yeşillikleri, o sebzeleri, o meyveleri diyor siz merak etmeyin ben getirdim diyor. İşte bu yeryüzü ve bir sefine-i sübhaniye, sübhani bir gemi olan şu yeryüzü ve bin bir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo, Evet, Üstad konserve paketleri diyor. Mesela e, karpuzu bir konserve gibi düşünelim. İçinde şeker var, su var vesaire. Her biri e, sanki böyle hassas şişeler, hassas kavanozlarla depolanmış. Cihazat, işte çiçekler, dallar, ağaçlar, hepsi, bütün bunları yüklenmiş bu depo, bu dükkan rabbani, rabbani dükkan ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise. Hani başta dedik, dedik ya ya ne kadar güzel işte dizmişler filan. Ama şu yeryüzüne bak. Bu yeryüzü nasıl ondan çok daha büyük bir depo. Ondan çok daha kapsamlı, çok daha muazzam. İşte bu depoya baktığınız zaman okuduğunuz ve okuyacağınız fenni i aşe mikyasıyla işte artık bu, bu alanla ilgili hangi bilimleri okuyacaksanız, gıda mühendisliği mi okuyacaksınız veya biyoloji mi okuyacaksınız, ne okuyacaksanız işte o, o bilimin ölçüleriyle katiyette ve o derecede küreyi arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, mutasarrıf böyle tasarrufta bulunan, dilediği gibi dolduran, boşaltan, müdebbirini yani evirip çeviren işte o Rabbimizi bildirir, tanıttırır, sevdirir diyor. Biz de oradan okumaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.